Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Decode kısmının ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde ne yapmıştık? 32 bitlik instruction'ı bitlerine ayırarak komut tipini ve parametrelerini elde etmiştik. Yani hangi tipte, R type mı, I type mı, yani register mı, immediate mi? Bunları ayırt ettik. Şimdi tiplerini elde ettiğimiz komutların opkod ve komut kodlarına göre hangi komut olduğunu çözeceğiz. Mesela toplama mı, çıkarma mı, bölme mi? Hazırsanız başlayalım. Bölümü açalım. Evet, bu önceki yaptıklarımız. Decode kısmı yarıda kalmış. Şuradan devam edelim. Şimdi şöyle bir başlık atalım. Instruction decoding diye. Artık komutları evet instruction decoding diye. Çünkü artık komutları decoding etmeye, çözmeye başlayacağız. Şimdi komutları nasıl çözeceğiz? Bize komutların, yani RISC-V'ın komut seti lazım. Hangi komutun ne olduğunu bilmemiz için. Mesela add komutu kod 3.0, kod 7.0, opkodu da 0.33. Zaten opkodunu ayırmıştık ilk bölümde. Şimdi kod 3 ve kod 7'sine göre bunlara funçtor deniyor. Funçtor değil. Evet, hazırsanız başlayalım. Şimdi şunu şöyle küçültelim. Şunu da kapatalım. Şöyle. Evet, bize yeter. Bu kadar şey bize yeter. Bunu buraya koyalım. Şimdi bize ne lazım? Kod 3 ve kod 7 lazım. Bir de tipi lazım. O yüzden başlayalım. Register'dan başlayalım. Şuraya alıyorum. Register komutlarını çözelim önce. Şöyle bir uzun bir şey yapalım. Şimdi kod 3 ve kod 7'yi biz nasıl almıştık? Func 7 ve func 3. Func 3 ve func 7 diye iki tane almıştık. Bunları da alalım. Siz de gelin. Şöyle. Evet. Şimdi başlayalım. R type'tan add ile başlayalım. Add'in kod 3'üne 0, kod 7'sine 0. O zaman tekrar bir aritmetik eşitlik kontrolü yapacağız. Buradan kopyalıyorum. Şöyle. Şimdi buradan constantlarımızı alalım. 0 3 bitlik olacak. Buradan bunu alıyoruz. Buradan bunu alıyoruz. Ve şöyle bir şey yapacağız. Bir tane V kapısı alalım. Şurada var. Şunu küçültelim. Şimdi bunun 3 girişi olacak arkadaşlar. Şöyle dursun şurada. Kod 7 neydi? O da 0'dı. Kod 7'yi de alalım şöyle. Yeni bit. Ve bu da 0 olacak. 7 bitlik bir 0 olacak. Şimdi bu V kapısını neden koydum? Bu neydi arkadaşlar? add komutu için. Şuraya bir add komutunu elde ettiğimizi yazalım. Add diye. Yani register tipinde add komutu çıkışı bu. Bu 0 ya da 1 olacak. Yani add komutu mu değil mi diye. Şimdi add komutu nasıl olacak? Hem R type olacak, hem bu 3 bitlik şey 0 olacak, 7 bitlik şey 0 olacak. Yani üçünü V'leyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım bunu. Şuradan şöyle bir kablo. Bunun çıkışı da add komutunu verecek. Yani bu devreyle bir komutun add komutu olup olmadığını artık biliyoruz. Yani hem R tipi olursa hem de bu ikisi 0 olursa bu add komut demektir. Şimdi bunu kopyalayacağız arkadaşlar. Bundan yapacağız yani sürekli. Bir sürü bundan olacak. Aslında şu aralarını daha kısa yapabiliriz. Şöyle ikili olsun. Evet, sıradaki komutumuza bakalım. Multiply yani çarpma. 0'a 0,1. Şurayı sadece 0,1 yapıyoruz. 0,1 ve bu mod komutu. Evet, sub komutuna bakıyoruz. 0'a 0,20. 0'a 0,20. Böyle hepsini yapacağız arkadaşlar. SLL'ye bakıyoruz. 0,1'e 0,0. Bire 0,0 SLL oldu. Mulhe 0,1'e 0,1 bu mulhe multiple kısmının high kısmı. Şurada zaten işlemler yazıyor. Mesela bakın. Bununla bunu çarpıp 64 ve 63-32 bit arasını almışız. Yani yüksek kısmını almışız. SLT ne? 0,2'ye 0,0. Şimdi şunu kopyalayalım. Yok, biraz daha gidelim. Bakalım şunu 2'ye bölelim. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O zaman 6, 6 yapalım. 6 komut buraya, 6 komut sağa yapalım. Çok uzun olmasın yani. Şundan bir tane daha yapıyoruz. Tamam. Bu SLT olacak. SLT'ne 0,2'ye 0,0. Şu 2 olacak. Bu da 0,0 olacak. Tamamdır. Şimdi şunu şöyle komple alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir sağa geleceğim düzenli olması için. Bunu yine buradan vereceğiz. Şunları da alttan getirelim. Şuradan bunu getirelim. Bir dakika. Önce şunu getirelim. Sonra bunu getirelim. Evet. Aslında üstten de getirebilirdik. Üstten getirelim ya, düzenli olsun değil mi? Bunları silelim. O zaman şöyle yapacağız karışmaması için. Bunları bir tık aşağı alacağız. Bunları da o kadar aşağı alacağız. Şimdi şuradan vereceğiz. Evet. Böyle de oldu. Evet, güzel oldu. Şimdi devam edelim. SRT'de kalmıştık. XOR. 04'e 00, 04'e 00. Bunlar niye sırayla gitmiyor diye sorabilirsiniz. Specify komut seti zaten, yani temel komut seti bütün kodları, bütün op kodları ve bütün kodları doldurmuyor. Bakın burada zaten 33 var, 03 var, 13 var. Yani bu 1, 2, 3, 4, 5 diye sırayla gitmiyor. Çünkü burada boşluk bırakmışlar bir sürü ki extension'lara, yani mesela siz floating point hesaplayan bir devre yapacaksınız veya başka bir şey yapacaksınız. Atıyorum vektörel toplam vektörel işlemler yapan bir küçük devre yapacaksınız. O operasyonlar içinde komutlar ve opkodlar kalsın diye böyle boşluk bırakarak yapmışlar ve kolay olsun diye. Şimdi devam edelim. XOR'u yaptık. Şuraya yazalım XOR diye. Bölme 04'e 01 04'e 0L 05'e 00 05'e 0 OR var 6'ya 00 kalan 06'ya 01 ve işlemi 07'ye 00. Evet, gördüğünüz gibi register tipindeki komutları bitirdik. Yani bunları şu an biz gelen komutun, register tipine gelen komutun ne olduğunu artık bilebiliriz. Mesela register type 1 olacak. İşte function mesela 0'a 0 olacak. Biz diyeceğiz ki bu komut add'dir diyeceğiz. Yani bu buradan işleyebileceğiz yani komutun ne olduğunu. Şimdi diğer komutlara geçelim. Yine şöyle alıyorum. Bunlar gene lazım olacak. Şöyle bu sefer neyi alalım? Sıradaki type. Evet, yalnız şöyle bir şey, bu type'ı da load yapalım. Şurada hani düz type vermiştik ya. Yani type load demişiz. Sonra şuna düz type demişiz. Bunu type yapmayalım çünkü ileride başka bir şey yapacağız. Buna type diğer işlemler. Evet, type'lara geliyorum. Şimdi önce type load'la başlayalım. Gördüğünüz gibi burada sadece kod 3'ü kullanmışız. Kod 7'yi kullanmamışız. Yani fark etmiyor bu. O yüzden bunu silebiliriz. Şöyle bir type çekiyorum. Define çekiyorum. Yine eşitlik kontrolü yapacağız. Şöyle hizalandırayım. Hatta şöyle alayım direkt. Heh. Evet. Ney? 0 olursa LB. 0 olursa end kapımızı da koyalım. Tabi bu sefer 3 girişi değil 2 girişi olacak. Çünkü function 3'ümüz yok. Şunu bir adım aşağıya kaldıralım. Ne oldu? Tabii şurada şey olacak. the type log. Şunu kaydıralım güzel gözükmesi için. LB, LH, LV olacak. LH, LH. Bunlar ne olacak? 0, 1, 2. 1, 2. Evet. Tamam. Type loadlarımız da hazır. Birazcık daha kaydıralım şöyle. Şimdi neye yapalım? Type other'ları yapalım. Bu sefer tabii bunlar Function 7 kullanıyor. O yüzden şuradan çalacağız. Yani şöyle şunları alalım. Type. Şuradan da şöyle şunları alalım. Evet, bu ne olacak? SLL. SLL'den başlayalım. SLL. F3 01'e 00. 01'e 00. Devam edelim. Şunları uzatalım. Sıfır bire, sıfır bir, sıfır ikiye, sıfır sıfır, sıfır dörde, sıfır sıfır. Bunlar ne? HSLT exor. Kaç tane var? 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Bu gibi olacak. 0, 4, 0, 1. Evet, şunu kopyalıyoruz. Ne kaldı? SRL or RAM and SRL or bunların kodları neler? 05'e 00 6'ya 00 diğeri 6'ya 01 olması lazım. 6'ya 01, 7'ye 00. Evet. Evet, type other'ı da yaptık. Şimdi sıradaki komuta geçelim. Şu type'ı bitirebiliriz aslında. Şurada alt f'li jump and link komutu var ya, onu da yapalım. Şuraya yapalım onu da. Bu neydi? Type jump. Bunun şeyine hatta hiçbir şey yok. Evet, burada ne yapacağız? Bakın ne kod 3 var ne kod 7. O zaman burada ne yapıyoruz? Bunların hepsini siliyoruz. Ve diyoruz ki type jump gelmişse bu kod ne kodudur? Yalır kodudur. Evet, bu kadar basit. İmediatler bitti. Şimdi S tiplerine bakalım. S'te ne var? Yine sadece kod 2, kod 3 var. Şuradan alabiliriz o zaman. S-type. Kod 3 02 ise SV. SV. Kod 3 07 ise SVG. Şurayı siliyoruz. Buraya ihtiyacımız yok. Şimdi 07 yapıyoruz. Evet, S-type'ı hallettik. Ne kaldı? B-type kaldı. B-type'da da sadece kod 3 var. Onu da buradan alabiliriz. B-type. Ne var? B var. Sıfır. Kod 3 sıfır. VLT var. Kod 3 4. Bir tane daha kopyalayalım. Bu ne? LTU. Bunlar ne arkadaşlar? Bakalım. Mesela BQ branch equal, yani register 1 ile register 2 eğer eşitse PC'den offset kadar dallanıyoruz. Burada da küçükse. Burada da küçükse fakat unsigned'sa. Şimdi signed'la, yani işaretliyle işaretsiz sayılar bildiğiniz üzere fark ediyor. Mesela FFF ile başlayan bir sayı eğer işaretli ise eksi bir sayı oluyor. Ama işaretsizse en büyük sayılar F ile başlıyor. Yani en soldaki sayı 1 olduğu zaman başlıyor. O yüzden işaretli ile işaretsiz küçüktür işlemi farklı. Şimdi U-type'lara gelelim. Şu ikisi kaldı sadece. Bakın bunlar da gördüğünüz gibi U-type'da bir tane var. U-jump type'da da bir tane var. Yani ne yapacağız? Aynı bu şuradaki U-type jump'ta yaptığımız gibi. Burada ne yapacağız? U-type load'la U-type jump'ı alacağız. Bunları direkt olarak diyoruz ki kardeşim sen U-type load'san direkt do iste. Eğer U-type jump'san da direkt o jump and link alsın. Bunları birbirine bağlıyoruz. Evet. Evet, gördüğünüz üzere komut setimizin hepsini decode ettik, yani çözümledik. Hepsine girişler, çıkışlarını ayarladık. Şu an komut setimizin hangi komut geldiğini çok iyi biliyoruz. Bakın. Önce ne yaptık? Opcode'dan tiplerini elde ettik. Yani bu bir register type mi yoksa immediate type mi, store type mi falan. Sonra ne yaptık? Instruction decoding kısmına geldik. Tiplerine göre artık komutların kendilerini elde etmeye başladık. Mesela hem register type hem de kod 3 ve kod 7'leri 00 ise artık bu add komutudur. 001 ise bool komutudur. 020 ise sub komutudur. Böyle komutların kendilerini elde ettik artık. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey execute kısmı. Artık elde ettiğimiz komutlara göre işlem yapacağız. Mesela add komutu mu geldi? Gideceğiz Alu'da add komutunu yaptıracağız. İşte exor komutu mu geldi? Gideceğiz Alu'da exor komutunu yaptıracağız. Decode kısmı bu kadar. Şimdi bunları bir gruplayalım. Güzel durması açısından. Şöyle. Şuradan başlayalım. Upuzun bir kablo çekelim. Evet, gördüğünüz gibi bunları da grupladık. Şu başlıkları aslında üste alabiliriz. Şunu mesela şöyle ortaya alabiliriz. Şu şurada kalsın. Şuraya ikinci bir ayraç yapabiliriz. Evet. Şuraya da bir yazı yazalım. Şöyle. Burada parametrelerini ayıralım. Kod edelim. Şunları şöyle birazcık aşağı. Evet. Evet arkadaşlar. Ne yaptık bu derste? Parametreleri elde ettiğimiz komutları opcode ve komut kodlarına göre ayırdık ve hangi komut olduklarını çözdük. Artık bundan sonra execute kısmına geçeceğiz. Bu derslik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.